genç miyim? Saat gece birisi. Bak burada oyuncak var. Gül niye ağlıyorsun? Niye ağlıyor bu saatte bu kadar çok? Susadın mı yoksa? Sana su vereyim. Aa, su da içmiyor. Belki de karnı acıkmıştır. Ona mama vereceğim. Tamam bir tanem, ağlama. Ama niye mamanı yemiyorsun? Mama da yemiyor. O zaman altını pisletti demek ki. Bir de altını değiştireyim. Gel bakalım. Bezi de tertemiz, altını da pisletmemiş. Ay susmuyor. Demek ki ciddi bir şey var. En iyisi doktora gidelim. Gel bakalım. Merhaba Doktor McStephen. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırdır bu saatte? Gül gece bir anda uyandı. Ne yaptıysam susturamadım. Demek öyle. Gel bakalım Gül, bir muayene edelim seni. Önce ateşini ölçelim bakalım. Ateşi yok. Bir de karnını dinleyelim bakalım. Karnımda da bir şey yok gibi. Bir de kulaklarına bakacağım. Bir şey yok. Bu kulağında da bir şey yok. Bir de ağzını aç bakalım Gül. Tamam. Geçti. Sebebi anlaşıldı. Bu diş çıkarıyor. Diş mi çıkarıyor? Evet, diş çıkarıyor. Ağzının içi kaşındığı için bu kadar huysuz. Peki benim ne yapmam gerekiyor Doktor McStephen? Ona yumuşak ve temiz oyuncaklar verebilirsiniz. Tamam. Onu anladım. Peki başka? Bir de ateş olabilir. Size ateş düşürücü şurup vereceğim. Teşekkür ederiz Doktor McStephen. Öyleyse artık eve gidebiliriz. Güle güle. Geçmiş olsun. Evet. İşte evimize geldik. Lolicim, Gül bildiğin gibi sürekli büyüyor ve diş çıkarıyormuş biliyor musun? Diş mi çıkarıyormuş? Artık bizim gibi yemeklerden yiyebilecek yani. Evet Lolicim, biraz daha büyüdükten sonra yiyebilecek. Şimdi benim de ona bir sürprizim var. Ta 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 ta. Evet Lolicim, çok güzel değil mi? Diş çıkarmaya başladığı için bile hediyem. Ama şimdi uyuyalım. Çünkü hala gece ve sabah olmadı. Yarın gezmeye giderken bu güzel ayakkabıları giyeriz. Tamam? İşte uyumuş ve sakinleşmiş. Oyuncak işe yaradı. Ben de uyuyorum Ayşe. İyi geceler. Herkes uyudu. Ben de uyuyacağım. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.